Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, namaz iklimine girerken setre avret vardı. Örtünmemiz gereken yerlerimizi örtmekti. Başkalarının bakmasının haram olduğu yerlerdi. Bu hususa riayet etmediğimizde namaz namaz olmazdı. Namaz huzurda oluştu. Huzura güzel bir elbiseyle girmek gerekirdi. Tertemiz bir beden ve bedeni daha tatlı bir görünüme kavuşturan güzel bir giysi. Ve iç dünyamızın halaveti tatlılığıyla beraber, iç dünyamızın hazır oluşuyla, o zaman namaz ikliminden derin lezzetler almamız, kalplerin kıvamına gelmesi mümkün olurdu. Kalpler sükun bulurdu, huzur bulurdu, inşirah bulurdu. Araf suresinin 26 ve 27. ayetlerinde: Ey Adem oğulları, size hem avrat mahallinizi örtecek hem de güzel görünmenizi sağlayacak elbiseler indirdik. Hayırlı olan var ya, işte o takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın kulluğunuzu ölçtüğü sembollerdendir. Umulur ki bu öğüdü ciddiye alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı avrat mahallerini açıp utandırmak için elbiselerini soyarak cennetten çıkmalarına vesile olduğu gibi, sizi de ayartıp açılıp saçılmanızı sağlayarak böyle bir belaya düşürmesin. Çünkü o ve avanesi sizin onlara göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler ve fark ettirmeden size gelirler. Biz şeytanları inanmayanlara dost kıldık buyuruluyor. Örtünmesi gereken yerler vardı. Erkekler için diz kapakları ile göbek arasını örtmekti. Kadınlar ise elleri ve yüzleri dışında bütün bedenini örtmeleri gerekiyordu. Sadece Hanefilerde ayakların da açık olmasında bir mahsur görülmüyordu. Örtünme bir yanıyla iffet ve haya duygusunu tahkim etmeydi. İffetin ve hayanın hem korunmasıydı hem girişimiydi. Araf suresindeki ayette bir de takva elbisesinden söz ediliyordu. Mümin kalplerde önce takva olacaktı. Takva olmalıydı. Güzel bir elbiseyle takvanın bütünleşmesinde bir zarafet doğardı. Bir zariflik vücut bulurdu. Takva iç dünyanın yüksek bir duyarlılığıydı ya da iç dünyanın derin bir güzelliğiydi. Elbise ise dış dünyanın güzelliğiydi. İç ve dış güzelliğin bütünleşmesi iffetin ve hayanın belirgin bir hal alması olurdu. Kalplere tatlılık veren, imana neşe veren bir güzellikle karşı karşıya gelmek demekti. Bakara suresinin 187. ayetinde eşlerin birbirlerine elbise oluşu şeklinde bir mana önümüze konuyordu. Fıtratın tabii istekleri vardı. Doğal istekleri vardı. Bu istekler yine tabiilik içerisinde meşru çerçevede gerçekleşecekti. Bunlardan biriydi evlilik. Evlilik ne asildi, ne kadar değerliydi. Kadının da erkeğin de takva libasını koruyan ileri boyutta bir güzellikti. İnsanın Rabbani iklimde yaşamasında ne kadar etkindi aile hayatı. Böyle bir yapıda evlilik hayatında eşler birbirleri için ne güzel bir elbiseydi, ne güzel bir kaleydi. Kalplerin sükun bulduğu, Rahman-ı Rahim'in razı olduğu bir haldi, bir güzellikti. Akan hayat içerisinde kadının da erkeğin de daima meşru bir zeminde hayatlarını yaşamalarıydı. Savrulmalarını önleyen, onları sağlam alan bir çerçeveydi. Birbirlerini koruyan iki güzel kuldu.
Ama bu çerçevenin dışına çıkmak da vardı. Takva libasını yırtmak da vardı. İffeti hayayı parça parça etmek de vardı. Kirli bir hayatın içine düşmek de vardı. Peygamber Efendimiz bir beyanlarında, kendi evinin dışında bir yerde elbisesini soyan bir kadın, Allah ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış, ar ve haya duygusunu ayaklar altına almış olur buyuruyorlardı. Rahman-ı Rahim cezalandırmada acele etmez. O Halim'di. O affetmeyi, günahları görmezden gelmeyi tercih eder. Kulunun ayıp ve rezilliklerini örter. Hayalı ve iffetli olmayı ve tesettürü severdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yıkanmak istediğinde gizlensin de yıkansın buyururdu. Beden mahremiyeti önemliydi. İleri derecede önemliydi. Peygamber Efendimiz vücut çizgilerini belirginleştirecek kadar dar elbise giyenleri örtülü çıplaklar olarak değerlendiriyordu. Bu tür giyinenlerin cennete girmek bir yana, onun çok uzak mesafelerden alınabilen kokusunu bile duyamayacaklarını beyan buyuruyorlardı. Beden mahremiyeti son derece önemliydi. Bedeni örtmek, istenilen çerçevede giyinmek gerekiyordu. Sadece evlenilmesi haram olan yakınlarının yanında saç, boyun ve kol gibi bazı kısımlar açılabilirdi. Ama onların dışındaki erkeklere karşı vücutlarını kapamaları gerekiyordu. Hatta öyle ki evlatları, akıl bari olsun veya olmasın, anne babalarının odalarına girerken izin istemek zorundaydılar. Mümin bir taraftan kendi bedenine ilişkin sorumluluğun farkında olarak hareket ederken, diğer taraftan öteki insanların mahremiyetlerine de bakmamak sorumluluğundaydı. Nuh suresinin 30 ve 31. ayeti kerimelerinde mümin erkeklere söyle, gözlerini harama dikmesinler ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için en temiz duruştur. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama dikmesinler ve iffetlerini korusunlar. Beden ziynetinden tabii olarak açıkta kalanlar dışında başka yerlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini göğüslerinin üzerine gelecek şekilde örtsünler. Ayrıca Ahzab suresinin 59. ayetinde, ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir buyuruluyor. Mümin kendini koruyacaktı, kardeşlerini koruyacaktı. Mümin melek değildi. Yer yer nefsinin çelmelerine takılabilirdi, düşebilirdi. Hatalara düçar olabilirdi. O bu hatalara düçar olmaktan derin pişmanlık duyardı, mahcubiyetlere düşerdi. Ama bunu kimseye söylemezdi. Söyleyemezdi. Düştüğü olumsuz halleri hayal-i mümin hiçbir zaman söyleyemezdi. O hata ve hatalar Rabbi ile kendi arasında kalırdı. Kula düşen de buydu. Hataya düşmüştü ama kimseye söyleyemiyordu. İçin için tövbe ediyordu. Bu Rabbinin sevdiği bir haldi. Ayrıca mümin kardeşlerinin kusurunu da söylemezdi. Bundan da huzursuz olurdu. İfşa etmekten uzak dururdu. Aslında mümin insanın bu tavrı olumsuzlukların, kötülüklerin yaygınlaşmasını önlemekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.